Misafirler, kıymetli hocalarım, üzerinde çalıştığımız en önemli konulardan bir diğeri de biraz önce YÖK Başkan Vekilimizin de ifade ettiği gibi nadir toprak elementleri. Adı üstünde dünyada çok fazla bulunmadığı için nadir olarak adlandırılıyor. Biliyorsunuz Eskişehir Beylikova'da 694 milyon ton değerinde nadir toprak elementi keşfimizi açıkladık. Beylikova, Çin'deki sahadan sonra dünyanın en büyük ikinci rezerv alanına sahip durumda. Burada ilk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyerek bir pilot üretim tesisi kurmayı planlıyoruz. İnşallah tesisimiz 2023 Şubat'ında da bitirip devreye alacağız. Buradaki ARGE çalışmalarını tamamladıktan sonra da endüstriyel üretim tesisinin inşaatına hızla başlayacağız. Endüstriyel tesis tam kapasiteye ulaştığında yıllık 570 bin ton cevher işlemeyi hedefliyoruz. Nadir toprak elementleri biliyorsunuz bugün dünyanın en kritik, en stratejik ürünlerinden biri. Havacılık, savunma, uzay sanayi, biyomedikal gibi ileri teknoloji pek çok endüstride bunların kullanıldığını görüyoruz. Bu alanlara ve daha fazlasına büyük önem veriyoruz. Çünkü Türkiye'nin yüzyılında yapay zeka, uzay teknolojileri, sanal teknolojiler, elektrikli ve otonom araçlar, akıllı şehirler, enerji teknolojileri ve nanoteknoloji gibi birçok alanda önemli bir yer tutacak. Bu süreçte ve geleceğin dünyasında hayatın her alanda kullanılan, başta bor olmak üzere nadir toprak elementleri, lityum, hidrojen gibi alternatif enerji kaynakları kendine ayrı bir yer edinecek. Hep konuşulur. Türkiye ikinci sanayi devrimini kaçırdı. Üçüncüsüne yetişemedi. Gerilerde kaldı diye. Evet. Türkiye belki bu trendleri kaçırdı ama inşallah yeni devrimleri kaçırmayacak. En önemli oyunculardan birisi olacağız. Teknolojiye yön veren bir ülke olacak. Bugün teknoparklarımızda, araştırma merkezlerimizde, üniversitelerimizde, kamu kurumlarımızda, özel sektörümüzde, keza startuplarımızda, bağımsız girişimcilerimizde, bunu yine aynı şekilde melek yatırımcılarımızda yeni teknolojiler için muazzam bir istek arzu olduğunu ve bu yönde ciddi bir yatırım iştahı olduğunu da görüyoruz. Herkes yeni bir ürün için elinden gelen gayreti, çabayı da sarf ediyor. Bu bizi mutlu ediyor. Etimaden de bu anlamda önemli adımlar atıyor. Biz aslında bor üzerinden bir ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz. Evet, Etimaden bir maden şirketi. Yani baktığınızda bir maden şirketi işte cevheri çıkartıp işte belli oranda rafine ederek bu ürünü satmış olsa bir madencilik şirketinden beklentiniz aslında bitmiş olur. Ama biz Etimaden'i sadece bu cevheri işleyen, bir miktar fiziksel ve kimyasal işlemlere tabi tutarak zenginleştiren kurum olarak görmüyoruz. Bizim Etimaden'den beklediğimiz gerek kendi imkanlarıyla, gerekse çözüm ortaklarıyla, paydaşlarıyla, bor ve bora dayalı sanayi tesisleriyle işbirliği yaparak yeni ürün ve hizmetleri ülkemize kazandırmak. Madem ki dünyanın en büyük bor cevheri, bor madeni ülkemizde, bize de bu yakışır.